değerli davetlilerimiz, Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin düzenlemiş olduğu Pakistan'da neler oluyor konulu konferansımıza hoş geldiniz. Tüm davetlilerimizi GASAM adına saygı ve hürmetlerine selamlıyorum. Bugün üç değerli konuşmacımız var. Akademisyen Doktor Barış Adıbelli, gazeteci yazar Mehmet Öztürk, gazeteci yazar Gökün. Bu akşam Pakistan'da neler oluyor konulu konferansımızda hocalarımızdan istifade edeceğiz. Birinci bölümde hocalarımızın yorumlamasını beklediğimiz iktidar ulusal meclisteki çoğunluğu yitirdi. E, yabancı bir devletin ülkede iktidar değişikliği operasyonu iddiası... <laughs> Meclis Başkan Yardımcısı Kasım Suriye anayasanın beşinci maddesine istinaden gen soruyu o, oylatmadı. Akabinde Cumhurbaşkanı Alvi anayasanın 58. maddesine istinaden meclisi feshetti. Akabinde ise muhalefetin anayasa mahkemesine müracaatıyla tekrardan e, gen soru oylamasını iade etti. E, ve İmran Han iktidarından sonra nasıl bir hükümet kurulacak? Bu başlıklar altında hocalarımızdan ilk turda, ilk bölümde yorumlarını rica ediyoruz. İlk konuşmacımız akademisyen doktor Barış Adıbelli hocamıza sözü bırakırken hocamızın hayat hikayesini sizlerle paylaşmak istiyorum. 1975 yılında Yozgat'ta doğan Barış Adıbelli ilk ve orta lise öğrenimini Yozgat'ta tamamladıktan sonra üniversite eğitimini 1999'da Selçuk Üniversitesi kamu yönetimi bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını 2002 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı'nda doktorasını ise Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde uluslararası ilişkiler alan bilim dalında 2009 yılında tamamladı. Akademik çalışmaları Asya Pasifik bölgesi ve özellikle Çin dış politikası, Kuzey Kore, Kore sorunu, Tayvan sorunu ve ABD'nin Pasifik politikası üzerinde yoğunlaşmış olup bu alanda çalışmalarına devam etmektedir. Halen Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim üyesi olarak akademik hayatını sürdürmektedir. Değerli hocam, söz saygı diyoruz. Buyurun. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Ben de bütün e, katılımcıları e, saygıyla selamlıyorum. E, tabii dünya Ukrayna meselesine odaklanmış iken e, Batı Asya'da, Pakistan'dan gelen e, bu gelişmeler özellikle bir e, siyasi kimine göre kaos kimine göre demokrasinin olağan hali ancak e, yine de Ukrayna meselesi üzerinden bu pencereden bakıldığında e, Pakistan farklı anlamlar içeriyor. Tabii e, Pakistan'ın e, iç siyasetindeki gelişmeler Pakistan'ın olağan anayasal veya kanunları çerçevesinde normal olarak görülebilir ki öyledir de nihayetinde Pakistan'ın içleriyle ilgili bir mesele ama bizi burada herhalde biraz daha heyecanlandıran, meraklandıran İmran Han'ın bu oylama öncesi iddiaları. Şimdi tabii bu iddialar da aslında bir noktada belki bir siyasi manevra olarak da ki muhalefet öyle görüyor. Pakistan'da görülebilir ancak 31 Ağustos milat Afganistan'dan Amerika ve NATO'nun çekilmesi ve ondan sonraki süreç biraz sancılı bir süreç. Çünkü e, bunu tabii Türkiye'de de gördük. Yani bu süreci farklı değerlendirenler oldu. E, bir anda Rusya'nın hatta özellikle Çin'in e, bu noktada kazananı kazanan olduğunu, Amerika'nın tası tarağı toplayıp kaçtığı şeklinde yorumlar. Ki e, Bunların e, şahsım adına söylüyorum. Hiçbirine ben kendim katılmadım. Katılmıyorum da çünkü bu noktada da ben Amerika Birleşik Devletleri'nin attığı adımların muhakkak arka gerekçesinin Yeni bir stratejisinin Avrasya coğrafyasında olduğuna inananlardandım. Yani şunu söylüyorum. Geçmiş ilişkilere, geçmiş siyasi tarihe bakıldığında, diplomatik tarihe bakıldığında yani Amerika'nın kolay kolay altın tepside Afganistan'ı Çin'e hatta Rusya'ya Rusya burada biraz ikinci şeyde kalıyor ama en önemli olan şey Çin bu bölgede vermeyeceği belli. Belliydi. Tabii bundan sonra ne olacak meselesi var. Trump'la Biden arasındaki tartışmaları o dönem hatırlarsanız gördük. Hatta Trump zaman zaman bunu da söylüyor. Afganistan'dan biz böyle çekilmeyecektik. Biden bunu fiyaskoya çevirdi. Örneğin Bagram üstünde biz e, devam edecektik. O üst kalacaktı dendi. E, epey tartışmalar oldu. Buna tekrar girmeyeceğim. Ancak ben e, Pakistan'daki sürecin yakın zamandaki sürecin e, başlangıç noktasının bir ayağının Afganistan'dan Amerika'nın çekilmesiyle başladığını düşünüyorum. Şimdi aslında İmran Han 2018'de büyük umutlarla geldi biliyorsunuz. Kendisi kriket e, sporunda çok tanınmış bir biri. Tabii bizim Türkiye'de çok bilinmediği için e, bize bir yabancı ama şöyle futboldan örnek verirsek yani futbolun Maradona'sı gibi bir efsane bir isim. Dolayısıyla bu oyunun oynandığı işte İngiltere'den Tutun'da Hindistan coğrafyasına kadar genç bir coğrafyada tanınan bir isim. Ve ilk gelirken de Batıyı bilen, Batı'nın içinde olan da bir isim. Onu da söyleyeyim. Hatta magazinsel değeri de olan bir isim. İngiliz sosyetesinde, cemiyet hayatında bir zamanlar çok hızlı olan bir isim ve dolayısıyla Batı büyük umutlarla aslında İmran Han'ın gelişini kutladı. Şöyle, Çin konusunda en azından Pakistan'a bir noktada frenleyebilir o dönemlerde böyle görüşler ortaya çıktı. Hatta İmran Han'ın bazı e, konuşmalar, açıklamalar da bu yönde mesajlar içeriyordu o dönem. Fakat sonradan İmran Han 2020'den itibaren tabii e, hükümete geldi. Bir de real politik var, konjonktür var. E, bu noktada işte ilk ayrışmalardan biri Üsame Bin Laden'le ilgili e, şehit e, değerlendirmesinde bulunmasından olduğu da söyleniyor. Ondan sonraki süreçte e, Afganistan meselesi zaten hızlı bir şekilde evrildi, geldi ve nihayetinde hani büyük umutlarla geldi deniyor. Fakat iç politikada o verdiği sözler veya çizdiği Pakistan'ı getiremediği söyleniyor. Fakat burada tabii benim daha çok ilgi alanım e, dış politikası Pakistan'ın bu noktada. Daha doğrusu İmran Han'ın söylediği şey üzerinden. Şimdi bir yükselen Asya gerçeği var biliyorsunuz ve bu yükselen Asya'da e, artık 21. yüzyılın fenomeni oldu. Ama önemli nokta şu fırsatlar getiriyor. Evet bütün dünya güçleri pozisyonlarını şimdi Asya'da alıyorlar ama beraberinde riskler de getiriyor. Bu risklerin en başında Asya'da şu anda ana akım olarak iki jeopolitik eksenin rekabet ve mücadelesini mücadelesine sahne olduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi Çin-Rusya ekseni ve Şangay İşbirliği Örgütü çekirdek olarak. Bir diğeri de Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülük ettiği Hint Pasifik bölgesi ki bunun içinde Asya'nda ya var. Dolayısıyla şimdi bu iki güç merkezinin bir e, müthiş bir şu anda mücadelesi devam ediyor ki Ukrayna savaşında dahi biz bu mücadelenin yansımalarını görüyoruz. E, bakın Birleşmiş Milletler oylamalarını Güvenlik Konseyinden başlayıp Genel Kurula kadar hatta şu en son Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi oylamasına kadar oradaki oy kullanımlarına baktığınız zaman bu net bir şekilde gözüküyor. Özellikle bu mücadelede Hindistan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ni hayal kırıklığına uğratırcasına ki aslında pek hayal kırıklığına uğramadı. Amerika daha önceden de bunu sezinlemeye başlamıştı. E, çekimsel oy kullanarak biraz daha Çin, Rusya özellikle Rusya eksenine doğru kayması ve Asya'dan beklediği Japonya, Güney Kore dışında beklediği şeyi alamayan Amerika bu noktada farklı bir e, süreci başlattı. Şimdi burada biraz önce bahsettik Afganistan meselesini. Sürecin bir noktası oradan başlamıştı dedik. Ee, burada esas nokta Amerika Birleşik Devletlerinin Afganistan sonrası bir planının olduğunu biliyoruz. Ama bu nedir daha henüz bir ifşa etmeden Ancak hemen çekilir çekilmez Pakistan Amerika Birleşik Devletleri başvurdu Dedi ki e, bize üst ver, özellikle CIA e, izleme ve dinleme için, teknik ekipmanları için ve özel kuvvetlerimiz için bize bir askeri üst verilmesi. Bunu kimle görüştüler? Bunu Pakistan istihbaratının başıyla görüştüler. Çünkü İmran Han'ın bu yabancı güçlere karşı tutumu biliniyor. Doğrudan istihbaratla görüştü bunu. Hatta CIA direktörü doğrudan İslamabad'a gitti. Hemen Ağustos sonrası. Sonra oradan şey edilmeyince, olumlu cevap gelmeyince çünkü nihayetinde İmran Han genel olarak başbakan olarak, burada zaten başından karşı orduyla, Pakistan ordusuyla, ordusuna bir temas yapıldı. Oradan da pek bir olumlu yanıt alınamadı. Zaten İmran Han nezdinde bir daha denendi bu. Olmadı. Ve İmran Han bunun üzerine biliyorsunuz e, takipte ettik. E, Birçok batılı gazeteleri, Amerikan gazeteleri de dahil olmak üzere yabancı güçlere karşı çıktığını özellikle Pakistan, e, Afganistan üzerinden bu noktayı çok detaylı bir şekilde söyledi. Hatta bu noktada biz Türkiye olarak ee, Afganistan'daki havalanın güvenliğini sağlama, havalanın işletme bağlamı, hatta biz burada Türk askerleri bir süre kalabilir, NATO'nun çekilmesinden sonra gibi bunları gündeme getirdiğimizde bile Pakistan'dan resmi bir açıklama, destek gelmedi, gelmediği gibi de Imran'ın e, işte Amerikan veya başka gazetelerde dolaylı olarak hiçbir yabancı gücü istemediğini yönelik, yani Afganistan'ın artık kendi geleceğini, kendi belirlemesini gerektiğini söylemesi. Tabii o dönem bizi de yakından etkiledi ama Amerikalıları daha fazla yakından etkilemiş ki İmran Han'a karşı yavaş yavaş bu kendi deyimiyle o komployu hazırlamışlar. Şimdi tabi mektup meselesi var. Amerika bunu reddediyor. Fakat tabi çok ilginçtir. Biz Türk siyasi hayatıyla Pakistan siyasi hayatı birbiriyle çok paralel giden bir hayat. Yani Pakistan'da biliyorsunuz siyasi hayatı darbelerle geçmiş Türkiye'nin de siyasi hayatı darbelerle geçti. Pakistan'da bir darbe sonucu bir başbakanını, görevdeki başbakanını idam etmiş. Benzeri Türkiye'de de var. Yine bir görevdeki başbakanını idam etmiş. Şimdi dolayısıyla bu paralellikten bakınca biz mektup olaylarına alışık bir ülkeyiz. Yani bizim için tanıdık şeyler değil mi? En basiti 1964 Johnson mektubu. Oradan alın işte Trump'ın o göndermiş olduğu bir mektup. Şimdi tüm bunlar üst üste topladığınız zaman aslında Amerika'nın bunu reddetmesi veya böyle bir şey yapmıyoruz demesinin de çok bir anlamlı olmadığını düşünüyoruz. Şöyle yani ben kendi adıma söylüyorum. Bizim bu siyasi hayatımızda Amerika'nın bu tip e, faaliyetleri olduğu için e, pa Pakistan'da da Pakistan'da da olabilme ihtimali yüksek. E tabii her zaman konuşuldu. Pakistan'daki askeri darbelerde başarılı olanlarda, başarılı olmayanlarda hep Amerika'nın rolü olduğu bugüne kadar anlatıldı, söylendi. Ee, özellikle tabii 1950'lerden itibaren Amerika, Birleşik Devletleri, Pakistan ilişkileri, e, soğuk savaşı kendi dinamikleri içerisinde çevreleme, Sovyetler Birliği'ni çevreleme stratejisi üzerinden şekillendi. Bu bağlamda Türkiye'de önemli bir ayağı. Tabii 1955'te işte Bağdat Paktı ardından Cento'ya dönüşen o yapı bu mimarın içinde Pakistan'ın önemli yeri var. Dolayısıyla bu zaman zaman yeşil kuşak stratejisi olarak da adlandırıldı. Soğuk savaşın sonuna kadar bu noktada geldi. Ancak soğuk savaştan sonra işler değişti, dönüştü. Ve yine 1990'ların ortalarında Taliban'ın Afganistan'da iktidara gelmesi de Pakistan'ın rolü. Bunun geri planında Amerika Birleşik Devletleri'nin varlığı. Çünkü bu noktada Taliban'ın Afganistan'da yerleşik olması ve iktidara gelmesi savaştan ee, ...tek şeyde kazançlı çıkan grubun olmasının arkasında... ...tabii ki Amerika'nın muhakkak bilgisi ve haberi e, olmadığını düşünemeyiz. O var. Ve bundan sonra esas 11 Eylül'e geliyoruz. Ve 11 Eylül'de tamamen işler değişiyor. Ee, Taliban ve Pakistan bu noktada Amerika'nın hedefi. Çünkü El-Kaide, Taliban bütün bu noktada... ...Pakistan'ın bunlar üzerinde bir kontrolü olduğunu Amerika düşünüyor. Ve bu kontrolün nasıl olup da delinerek... Bir şekilde 11 Eylül saldırılarının gerçekleştiği noktasında Amerika tıkandı ve o günden itibaren her ne kadar Pakistan 11 Eylül'e e, sınırsız tam destek verse de yavaş yavaş yollarını ayırdılar. Obama döneminde e, Üsome Bin Laden'in Pakistan'da e, etkisiz hale getirilmesi ilişkileri daha da sınırladı ve en sonunda Trump e, göreve gelir gelmez bütün ilişkilerini kopardı askeri yardımları şunları bunları fakat Trump'ın işin ilginç yanı 2019'dan sonra tekrar Pakistan'la flört etmeye başladığını gördük. Nedeni Hint Pasifik stratejisi. Şimdi ben tabii çok tarihçeyi biraz şu için anlattım. Ne oluyor, ne bitiyor bir bakalım bağlamında. Bıca... Daha da belki katılımcılar bunu zenginleştirecekler. Hocam zamanı özetim. hatırlatmak istedim. Evet. Özetim, özetim, ki, özetim. Yani, tüm evet. bu ortam içerisinde Pakistan'da belki kendi anayasasına uygun şekillerde bir gen soru yaşandı. Ve nihayetinde muhalefet e, mevcut iktidarı devirdi. İmran iktidarı devrildi. Ağustos 2023'e kadar bir yıllığına bir iktidar gelecek. Şahbaz Şerif'i şu anda bu iktidarın, e, gelecek olan iktidarın e, başbakan adayı olduğu düşünülüyor. Şu anda tartışma şu. Karşısına e, Kureyş'i, eski Dışişleri Bakanı Kureyş'inin e, İmran yerine o e, Pakistan Adalet Hareketi'nin adayı olacağı söyleniyor. Bir de sineği millete gidileceği falan söyleniyor ama bunların hiçbiri netleşmiş değil. Yarın belki tekrar bir toplantı yapılıp bunların konuşulacağı söyleniyor. Ama e, bu noktada tabii esas e, benim e, iç politikadan çok söyleyeceğim. Bu bir yıllık süreç içerisinde gerçekten gelecek olan e, Şahbaz Şerif hükümeti veya bir başka muhalif artık onu bilemiyoruz ama belki Bilal Bilhavel e, Butto'da adı adı geçiyor. Şimdi bu yeni başbakan ve hükümetin gerçekten İmran Han'ın dediği gibi Batı'nın özellikle Amerika'nın isteklerini yerine getirecek mi? Bu bir yıl içerisinde önemli bir sınama geçirecek hükümet. Çünkü bu bir yılın sonunda sandık var. O, orada Pakistan halkı e, son söz olarak kendi sözünü söyleyecek. Ama bu noktada hani gerçekten üstler verilecek mi? Amerika'nın başka talepleri var. Bunlar e, yapılacak mı? Çin'le ilişkiler ne hale gelecek? Herhalde onun ikinci turda tekrar evet. bir daha konuşacağız. Değerli hocam, e, bu güzel e, anlatımınızdan dolayı e, ve bilgilendirmenizden dolayı teşekkür ederiz. E, i̇kinci konuşmacımız Mehmet Öztürk. Hocamıza sözü bırakırken konuşmacımızın hayat hikayesini sizlerle paylaşmak istiyorum. E, Mehmet Öztürk, Çorum Lisesi'ni bitirdikten sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümünde Fizik, matematik ikili lisans eğitimini alırken yurt dışına çıktı. Pakistan'da Uluslararası İslamabad İslam, İslam Üniversitesi'nde din usulü ve davet bölümünde bitirdi. Marmara Üniversitesi Orta Doğu siyasi, tarih ve uluslararası ilişkiler bölümünde master yaptı. 1980'den beri Orta Doğu, Yakın Doğu, Afganistan, Pakistan ve, ve çatışma bölgeleri üzerine birçok gazete ve dergide yazılar yazdı radyo ve televizyon programları yaptı. TRT Arapça'da koordinatör yardımcılığı yaptı. Arapça basının nabzı programında yapımcı ve daimi yorumcu konuk olarak bulundu. Son 7 yıldır Anadolu Ajansı'nda Dünya Dilleri Daire Başkanı olarak çalışmakta, çalışmaktadır. Arapça, İngilizce, Farsça ve Urduca bilen Mehmet Öztürk'ün Afganistan'da Cihad'ın 10 yılı başlıklı kitabı ve çeşitli dillerden çevirdiği kitap tercümeler vardır. Gel hocam, söz sahibinin eseri diyor. Teşekkür ediyorum Cemal Hocam. Ee, Bismillahirrahmanirrahim. Ee, bu programı e, düzenlediğiniz için size ve katılımcı arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ee, gecenin bu vaktinde, gerçi Ramazan'dan dolayı hepimiz ayaktayız. Şimdi ben isterseniz konunun anlaşılması açısından biraz da e, yakından içeriden takip ettiğim için e, aslında bugüne kadar ne olduğunu kısaca ee, anlatmaya çalışayım. Ee, yani ilk olarak e, tabi e, İmran Han aleyhine bir e, güvensizlik oylaması, ha, biz güven oyduyoruz da, e, e, şey olarak İngilizce tabir olarak güvensizlik oylaması verildiğinde e, İmran Han e, ve partisi, hükümet tarafı e, bunun e, dışarıdan fonlama bir hükümet değişikliği olduğu iddiasını gündeme getirdiler ve buna karşı direneceklerini söylediler. Buna dayanak olarak da e, Pakistan'ın o dönem e, Amerikan Büyükelçisi'nin e, Amerika Birleşik Devletleri e, Güney ve Orta Asya sorumlusu Donald Lu ile yapmış olduğu görüşmenin aslında tutanaklarının bir mektup olarak kendilerine iletildiğini e, ifade ettiler ve Donald konuşması esnasında bir güven oylaması olacağını, bu güven oylaması eğer güvensizlik oylaması daha doğrusu başarılı olursa Pakistan'ı affedeceklerini aynen bu ifade eğer başarısız e, başarılı olmazsa yani e, İmran Khan e, başbakanlıkta devam ederse Pakistan'ın ileri ileri günlerde çok daha büyük sıkıntılarla karşı karşı. Alacağını iddia ettiği bir mektuptan bahsettiler. Bu güvensizlik oylaması 8 Mart'ta meclise getirildi, ama yani bunun 14 gün içerisinde gündeme alınması gerekiyordu, alınmadı. Buna sebep olarak da İslam İşbirliği Örgütünün Pakistan'da yaptığı zirve ya da toplantı diyelim, konferans sebep olarak gösterildi ve 25'inde tekrar e, ertelendi ve 3 Nisan'da e, güvensizlik oylamasının yapılması mecliste kararlaştırıldı. Bu arada <laughs> İmran Han 27 e, Mart'ta e, e, büyük bir eee İslamabad'da miting yaptı ve bu mitingde e, e, yazılı elinde döküman olduğunu dışarıdan müdahale ile ilgili olarak ve cebinden çıkarıp e, şeye gösterip salladı. Yani elimde yazılı bir döküman var. E, bunu istenirse içeriğini de şüphe ederim diye. Ama daha sonradan bunun e, diplomatik bir e, telgraf olduğu, e, gizli bir belge olduğu ve bunu e, ifşa etmenin e, neticeler olacağı hukukçular tarafından kendisine hatırlatıldı. Bundan dolayı 27 Mart'tan sonra bu mektup bazı gazetecilere gösterildi uzaktan. İçeriğiyle ilgili e, benim biraz önce ifade ettiğim içerik e, gündeme getirildi. E, buradaki iddia aslında şuydu. E, yani bir satın almalar var. İçeride e, hem koalisyon ortaklarından satın almalar var. Bizdeki aynı Güneş Motel hadisesini hatırlayalım. Ecevit döneminde milletvekili değiş tokuşu olmuştu. Onun gibi bir şey var dedi. Ee, yani 22 milletvekilinin e, İmran Han'ın partisinden e, ayrılması söz konusuydu. Zaten 22 milletvekilinin ayrılmasıyla birlikte e, İmran Han'ın e, parlamentodaki çoğunluğu e, azınlığa dönüşmüştü. Bunun yanında yine 27 Mart'tan sonra koalisyonun küçük ortaklarından MQMP olarak bilinen e, parti de Zannediyorum 7 milletvekili vardı. 7 milletvekili ayrılmasından sonra 3 Nisan'da yapılacak e, güvensizlik oylamasında İmran Han hükümetinin düşeceği kesinleşti. Ancak bir sürpriz oldu. Bunu İmran Han da e, nasıl sürprizi beğendiniz mi dedi e, olduktan sonra. E, yani e, 3 Nisan'da meclis toplandı. Meclis başkan yardımcısının başkanlığında ve ondan bir gün önce önemli bir şey oldu. Hükümetin Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı İmran Han tarafından Adalet Bakanlığı'na getirildi. Ve o Adalet Bakanı mecliste güven oylamasından, gündeme alınmasından önce bir konuşma yaptı. Bu güven güvensizlik oylamasının daha doğrusu anayasanın beşinci maddesine aykırı olduğunu dolayısıyla da oylanamayacağını ifade etti ve e, meclis başkan yardımcısı e, bu açıklamaları kabul ettiğini, e, güvensizlik oylaması yapılırsa bunun anayasanın beşinci maddesine yani e, Pakistan bağımsız bir ülkedir, dışarıdan herhangi bir etkiye maruz kalamaz e, şeklinde bir içeriği var. E, e, da bir metin vardı. O yazılı metini okudu. E, güvensizlik oylamasını reddettiğini yaptırmayacağını ve meclisi de süresiz olarak tatile çıkardığını açıkladı. Böylece tabiri caizse e, Pakistan'da bir e, kıyamet koptu. E, muhalefet e, meclisten ayrılmayacaklarını, e, mecliste yani bunun anayasal olmadığını, yasa anayasaya aykırı bir hareket olduğunu, meclis başkan yardımcısının yaptığının e, kendilerinin meclisten ayrılmayacaklarını oturma eylemine başlayacaklarını ve aynı şekilde e, avukatlarının da e, anayasa mahkemesine giderek buna itiraz edeceklerini e, duyurdular. E, aynı gün e, anayasa mahkemesi kendiliğinden e, bu konuyu e, gündemine aldı. E, daha sonra tarafları dinledi. E, ve neticede e, e, vermiş olduğu e, kararını verdi ve e, yapılan ha, e, unuttuğumuz burada meclisin bu e, güvensizlik oylamasını reddetmesi ardından e, İmral Han başbakan olarak e, yetkisini kullanarak devlet başkanından e, meclisi e, feshetmesini federal meclis tabi bu arada Pakistan'da federal bir yapı var eyalet meclisleri ve eyalet hükümetleri ve baş, başbakanları da oluyor federal meclisin e, feshedilmesini ve 90 gün içinde seçimlerin yapılmasını devlet başkanından istedi. Devlet başkanı anayasa gereği 40sa 48 saat içerisinde bunu yapmak durumundaydı. Nitekim 1-2 saat içerisinde meclisi feshetti ve ülkeyi seçimlere götürecek bir geçici hükümet ile ilgili olarak Başbakan İmran Han'dan ve ana muhalefet partisinden, ya bu da anayasal bir gereklilik, aday göstermelerini istedi ama muhalefet buna yaklaşmadı. Meseleyi Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Anayasa Mahkemesi yaptığı değerlendirme ile beş yargıçla bir değerlendirme yaptı. Bunun anayasal olmadığını, meclisin feshedilmesinin anayasal olmadığını, seçimlerin yaptırılmasının anayasal olmadığına hükmetti ve dündü 9 Nisan'da saat 10'da e, güvensizlik oylamasının yapılmasını istedi. E, dün e, oldu. E, taraflar meclise geldiler ama e, İmran Han tarafı e, yine e, seçimleri yaptırma e, taraftar olmadı. Bu sefer başkan oyaladı, oyaladı, oyaladı. Gece 12'ye yakın bir e, zamanda e, bazı önemli gelişmeler olmaya başladı. E, yani ben e, zannediyorum ki e, yani takip ettiğim kadarıyla ee, yönetim askerle sivil arasında o dönemde gitti geldi. Çünkü bir ara e, havalanlarında e, e, alarm durumuna geçirildi. hastaneler e, olağanüstü hal durumuna getirildi ve güvenlik güçlerinde tüm izinler kaldırıldı. Ve bu arada e, İmran Han'ın e, 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 genel kurmay başkanlığı ve bazı kuvvet komutanlarını görevden alması ile ilgili bazı dedikodular oldu e, ee, İmran Han bunu e, yalanladı ve e, sürenin bitmesine yakın ki 12'de 12'ye kadar bu güvensizlik oylaması yapılmasaydı e, meclise itaatsizlikten e, tutuklanmaları da söz konusu olabilirdi. Meclis başkanı ve diğer bazı e, iktidar yetkililerinin e, saat 12'ye birkaç dakika kala meclis başkanı geldi istifa etti. E, yerine başka bir e, yine e, meclisten e, zannediyorum yardımcılarından bir tanesi güven oylamasını başlattı ve böylece e, kanımca Pakistan e, direkten e, dönmüş oldu ve e, e, durum yumuşadı. E, neticede e, 12'yi biraz geçerekten güvensizlik oylaması yapıldı ve İmran Han e, güvensizlik e, oyu alarak hükümeti düşmüş oldu. Kendisi de zaten güven oylaması yapılmadan biraz önce başbakanlığı boşalttı, evine gitti. Şimdi Pakistan'ın önünde yeni bir süreç var. Benim vaktimde oldu. Umarım yani tüm bu olanları açıklayabilmişimdir. Bunları tabii düz bir haber şeklinde anlattım anlaşılması açısından. İkinci kısımda belki biraz daha bu konuyla ilgili bir şeyler söyleyebiliriz. Teşekkür ediyorum. Evet, değerli hocam biz teşekkür ederiz bu bilgileri bizde paylaştığınız için. Üçüncü konuşmacımız Gökhun Göçmen hocamıza söz bırakırken konuşmacımızın hayat hikayesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Gazeteci yazar Gökhan e, Göçmen e, meslek hayatına Yunanistan merkezli Akdeniz, Orta Doğu ve İslam araştırma merkezinde başlayan Gökhan Göçmen, 2014-2017 yıllar arasında Aydınlık Gazetesi dış haberler servis sorumluluğunu üstlenmiştir. Kariyerine Çin Uluslararası Radyosu Türkçe servisinde devam eden Göçmen, muhabir olarak Çin, Halk Cumhuriyeti, Suriye, Lübnan, İran başta olmak üzere birçok ülkeyi ziyaret etmiştir. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi Avrasya Araştırmaları Enstitüsü'nde yüksek lisans hakkını kazanan göçmenin yorumları e, Sputnik e, ve International İran Merkezi Press TV, Rusya Merkezi TV2, Hong Kong Merkezi Phoenix TV gibi uluslararası basın mecralarında yer almıştır. Göçmen ayrıca kariyeri boyunca United World International, Modern İpek Yolu, Aydınlık Cumhuriyet, Stratejist ve Yörünge dergisi gibi mecralar için makaleler kaleme almış ve çeviri katkısı bulunmuştur. Sayın Gökmen Göçmen, söz sahibinin eseri diyoruz. Buyurun. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sesim geliyor umarım sizlere. Evet. Mehmet Öztürk hocamız çok güzel teknik süreci anlattı aslında üzerine bu bağlamda ekleyecek çok fazla şey bulunmuyor fakat biraz da ben bunu dış ilişkilerdeki gelişmeler bağlamında değerlendirmek istiyorum aslında. İmran Han'ın açıklamaları oldukça önemli. Doğru ya da yanlış ya da belgeye dayanıyor, dayanmıyor. Şu ana kadar biz belgeyi görmedik. Ya da muhalifler şunu iddia ettiler. Madem size Donald Lou'dan bahsettik. Bu tehdit mektubunu veren kişinin Donald Lou olduğundan bahsediliyor. Şahbaz Şerif de şunu sordu. Madem Amerikalı bir yetkili sizlere... E, tehdit mektubu sundu. E, neden bu tehdit mektubu sunan kişiyi günler sonra tekrar Pakistan'ın Washington Büyükelçiliği'nde ağırladınız? Öyle ki e, bu tehdit mektubunu büyük elçiye, Pakistan Büyükelçisi'ne sunan kişi gerçekten de sosyal medya hesaplarında görüldüğü üzere tekrar Pakistan Büyükelçiliği'ne giriş yapıyor. Washington Büyükelçiliği'ne giriş yapıyor ve e, Pakistan Büyükelçisi'nin e, görev yeri değişiyor. Onun vesilesiyle bir yemekte tekrar bir araya geliyorlar. Bunu soruyor. Şimdi bu noktada bir not düşmek lazım. Gerçekten de internete girip bakıldığı zaman kısa bir araştırmayla Gerçekten de tarafların birbirlerine sürekli olarak dış ülkelerin ajanı olarak suçladığını görüyoruz. Bu sadece İmran Han özelinde olan bir şey değil. Şahbaz Şerif'in konuşmalarına bakalım ya da Butto'nun konuşmalarına bakalım. Sürekli olarak birbirlerini başka bir ülkenin ajanı olarak suçluyorlar. Dolayısıyla ABD Dolayısıyla İmran Han'ın konuşmaları burada Pakistan siyaseti açısından ne ilk ne de son? Fakat İmran Han'ın öne sürdüğü gerekçeleri güçlendiren kimi noktalar var. Ee, İmran Han iktidara geldikten bu yana e, oldukça fazla Rusya ve Çin'le birlikte hareket etmeye başladı İkinci bölümde bunları konuşacağız Fakat ABD'nin Ukrayna'ya harekatıyla birlikte e, Avrupa'da e, yeteri kadar destek bulduğunu söylemek mümkün Ama Asya'da bunun tam tersi gerçekleşti Çin Halk Cumhuriyeti Zaten Rusya ile stratejik ortak biliyorsunuz. Bu bağlamda Çin'den istediğini elde edemeyeceği gayet ortadaydı. Sürpriz Hindistan'dan geldi. Hindistan Rusya ile birlikte ilişkilere devam edeceğini söyledi. Rusya'nın harekatının başladığı gün Moskova'da Pakistan başbakanı İmran Han vardı. Dolayısıyla bu dış destekli komplo iddiaları da bu noktadan sonra gündeme gelmeye başladı. Öyle ki zaten. Ee, İmran Han da şunu söyledi, ben e, Pakistan e, Pakistan başbakanı, Pakistan lideri olarak e, Rusya'ya ordunun ve dışişlerinin bilgisi dahilinde gittim dedi. E, Rusya da şunu söyledi, dedi ki e, ABD'ye itaat etmediği için İmran Han'ın cezalandırıldığını görüyoruz. Biraz daha filmi geriye saracak olursak aslında e, kırılma noktalarından bir tanesinin de Afganistan olduğunu söylemek mümkün. Ee, ABD'nin apar topar Afganistan'dan ayrılması, elbette Afganistan'dan ayrılması tüm gücünü Asya Pasifik'e yığmak için taktiksel bir adım olarak değerlendirebilir. Fakat e, bu Obama döneminden beri tartışılıyordu ve e, ABD'nin yerine getirmesi gereken görevler vardı. Bunların hiçbirini başaramadı. E, Kabil beklenmedik bir hızla e, Taliban'ın eline geçti. Bu noktada da ABD, Pakistan'ı suçlamaya başladı. Sadece Biden yönetimi değil, Trump yönetiminden itibaren e, Pakistan'ın terör için bir güvenli liman haline geldiği, terörle mücadelede gereken katkıyı sağlamadığı yönünde Pakistan zaten eleştiriliyordu. Pakistan da akabininde şu yanıtı veriyordu. E, terörle mücadelede en büyük e, kaybı veren e, ülkeyiz diye bahsediyordu. E, fakat işin böyle olmadığını ABD ile güvenlik anlamında da işbirliği köprülerinin yıkıldığını bizzat İmran Han, Pakistan toprakları içerisinde CIA'ye üst verilmeyeceğini söyleyerek belirtmiş oldu. Dolayısıyla hem Ukrayna krizinde hem de ABD'nin Asya Pasifik stratejisi çerçevesinde Pakistan'ın ve özellikle İmran Han'ın istenilen lider olmadığını söylemek mümkün. Dediğim gibi e -Pak şu ana kadar e, kendilerine iletilen tehdit mektubunun içeriğine dair e, bir şey söylemek çok erken olacaktır. Ama gerçekten de e, İmran Han'ın ABD tarafından e, ABD nezdinde istenilen lider olmadığını söylemek mümkün. E, üç tane ülke var dedik Hindistan, Pakistan ve Çin yani Asya Pasifik'teki üç önemli ülke bunların bu üç ülkenin de hem Ukrayna krizinde hem de ABD'nin Asya-Pazifik stratejisinde istenilen verimi Amerika açısından sağlamadığını söylemek mümkün. Bu bağlamda tabii Pakistan siyasetinde aslında bağımsızlığını kazandığı andan günden itibaren hiçbir başbakanın görev serisini dolduramadığını da not etmek mümkün. Pakistan siyasetinde muhalefetin e, hamleleri vardı Mart ayından 5 Mart ayından itibaren güvensizlik oylaması için bastırıyorlardı çeşitli vesilelerle Bunlar ertelenmişti ama e, bence kırılma noktalarından bir tanesi e, ordunun konumundaki ordunun ordunun konumundaki değişme oldu e, Çünkü ordu e, ilk baştan itibaren İmran Han'ın iktidara gelmesinden itibaren yoğun bir destek kendisine vermişti ama son yıllarda bu desteğin değiştiğini gördük özellikle istihbarat dairesinde görevden almalar oldu muhalefetin üstündeki baskıların kademeli olarak azaltıldığını gördük. Ee, İmran Han'ın e, Rusya'ya gittikten sonra yaptığı açıklamada ben orduyla görüşerek gittim demesi bu noktada bizlere bir şeyler anlatıyor. Ee, ve e, ABD e, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı'nın da e, Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonlarına dair verdiği demeçte insani kriz yarattı diyerek Moskova yönetimini suçlaması Pakistan ordusunun da e, giderek makas değiştirdiğini, ...bizlere kanıtlıyor. Mehmet Öztürk hocamızın söylediği gibi son güne kadar devam eden... ...bir pazarlıklar serisinden bahsetmek mümkün. Ben neticede bu işin... ...tabii Pakistan siyasetinin mekanizmaları çerçevesinde... ...evet güven oyu verildi, güvensizlik oyu gündeme geldi. Bu iki kez ertelendi. Tekrar ertelenmeli miydi? anayasa uygun değil miydi İmran Hanım'ın talepleri? Bunlar ayrı tartışma konuları fakat... Ee, gerçekten istenmeyen e, bir adam olarak e, İmran Han'ın e, hem ordu içerisinden hem de siyaset içerisinden e, bir dış destekli e, komplonun demeyelim ama e, bir müdahalenin neticesinde e, bu noktaya geldiğini söyleyebilirim. Teşekkür ederiz, bizleri e, bilgilendirdiğiniz için ve. Bilgi birikiminizi bizlerle paylaştığınız için. Şimdi ikinci tura e, başlıyoruz. E, tabii ikinci turda e, Pakistan'da nasıl bir hükümet kurulacak? Onun üzerine e, yorumları e, ve ABD, Çin, Rusya küresel güçlerin Pakistan siyasi tarihi üzerindeki etkileri nelerdir? Yani güncel e, yaşadığımız olayla da yorumlayarak. Bir de Türkiye-Pakistan ilişkileri yeni kurulacak hükümetten sonra olumlu veya olumsuz nasıl etkilenir? Ee, bu başlıklarda e, yorumlarınızı e, rica ediyoruz hocam. Evet hocam, ilk konuşmacı olarak yine Barış belli hocamıza dönüyoruz. Buyurun hocam. Sağ olun, teşekkürler. Şimdi tabii Gökhan Bey bir, birkaç husus. Biraz önce bahsetti Pakistan ordusu makas değiştirdi diye. Ayrıca İmran Han'a başlangıçta desteği vardı diye. Evet doğru. Pakistan ordusu en başından beri zaten batı yanlısı, batı dünyasının içerisinde. Çünkü daha yanmıyorsam 2020'nin başlarında bir Avrupa Birliği ziyareti oldu. Avrupa ziyareti orada ordu yetkililerinin verdiği mesajlar Pakistan ordusunun yani batı, batı dünyasıyla yan yana durduğu şeklindeydi ve son işte ordu yetkililerinin Rusya'ya Ukrayna savaşını bir an önce bitirme çağrısında bulunması İmran Han'ın Rusya'ya gitmesinden az önce Amerika'nın ulusal güvenlik danışmanından gitmemesi konusunda sadece tek kelime gitme diye bir mesaj gelmesi e bunlar söyleniyor tabi bunlar ispat etmediği şeyi yok yani geldi mi gitmedi mi işte o belgelerde de devlet sırrı e, şeyi gelecek muhtemelen görülmeyecek ama e bütün bunlar tabi aslında bambaşka bir stratejinin e, ortasında bize geliyor. Bakın e, Amerika'nın en uzun savaşı Çok olarak mi? adlandırıldı Afganistan ve bu bitirildi. Bitirildiğinde evet Amerika'nın en uzun savaşı Afganistan'da bitiyordu ama biz o dönem hep şu yorumu yaptık. Şimdi Avrasya'nın en uzun savaşı başlıyor. Ve gerçekten başladı. İşte Ukrayna'da gördük. Kazakistan'da bir takım gelişmeler var ve nihayet de Pakistan. Bakın Trump'ın Pakistan hamlesi Amerika'da destekleyenler olduğu kadar eleştirenler de oldu. Mesela Biden yönetimi de bunu eleştirdi geldikten sonra. Sebebi şu. Yani Pakistan gibi stratejik bir ülkenin topyekün ötelenmesi, gözden çıkarılması stratejik hata dendi. Niye öyle? Bakın jeopolitik açıdan bakarsanız Pakistan Hint okyanusundan Asya'nın içine doğru bir kama gibi hançer gibi giren bir ülke. Yani tabiri caizse Hint okyanusunu iç Asya'ya bağlıyor. Bir koridor gibi bir ülke. Hani Çin Pakistan ekonomik koridoru diyoruz ya aslında bu nedenle. Dolayısıyla şimdi böyle bir jeostratejik önemi olan bir ülkenin ki Amerikalılar açısından Pakistan asla Pakistanlılara bırakılmayacaktır. Çünkü o kadar değerlidir. Yani bu noktada Pakistan siyasi hayatında hep Amerika Birleşik Devletleri veya dış güçler bir şekilde var olmuşlar. Şimdi biraz önce bahsedildi. E, tabii zaman çok sınırlı olduğu için ben hükümet kurma işine girmeyeceğim. Onu Mehmet Hoca anlatacak diye bekliyorum. Ben, ben en azından şu şeyleri bir söyleyeyim. Buradaki jeopolitik <laughs> durumu. Şimdi bu noktada Asya Pasifik tabii Biraz önce söyledik farklı eksenlerin mücadeleler içerisinde e, gidiyor, geliyor. Ve Amerika'nın kendi bir Asya Pasifik stratejisi olarak Hint Pasifik çıktı. Çıktı ama şimdi bakın Hindistan evet önemliydi, kıymetliydi. E, bu noktada Amerika Birleşik Devletleri için Hint Pasifik stratejisinin iki önemli ayağı vardı. Doğu'da Japonya, Batı'da Hindistan. Hindistan uğruna Trump'ın biliyorsunuz en önemli eseriydi Hint Pasifik e, stratejisi. Daha önce de vardı ama hayata geçiren daha böyle somutlaştıran Trump yönetimi oldu. Şimdi Trump e, bu stratejisi için Pakistan'ı kurban etti. Yani siz hem Pakistan'ı kollayıp Pakistan'la stratejik ortak olup hem de aynı zamanda Hindistan'la stratejik ortak olamazsınız. Çünkü Hindistan bunu kabul etmiyor. Ve Hindistan'ın öteden beri Rusya ile olan stratejik savunma ilişkileri var. Bir flörtü var Putin'le. Dolayısıyla Amerika bunu kırabilme adına Trump tamamen Pakistan'ı, bu noktada kurban etti. Neye kurban etti? Kendi Hint Pasifik stratejisine ve Kuat adını verdiği Pompeo'nun Asya'nın NATO'su olacak dediği o dörtlü güvenlik işbirliği yapılanmasına feda etti. Ancak gelen noktada ne oldu? Hindistan hatırlayın 2021'in son aylarında Putin Hindistan'ı ziyaret etti. Şimdi bu ziyaretle birlikte Hindistan makası değiştirdi. Son Ukrayna savaşıyla birlikte de çekimsel kaldılar. Pakistan'da bunun içinde. Amerika dedi ki çekimsel kalanlar doğrudan Rusya'ya destek veriyordur deyip kestirdi attı. Aynı 11 Eylül'de Bush'un ya bizdensiniz ya onlardansınız noktasını Biden'da ya destek verirsiniz ya da çekimsel şu bu ne olursanız olun öbür taraftasınız. Yani Rusya eksenini destekliyorsunuz noktasına getirdi. Şimdi bu noktada tabii Çin'le Pakistan'ın çok önemli stratejik ilişkileri var. Yani çok geçmişe dayanan bir ilişki. Bu ee, yeni bir ilişki değil veya kuşak ve yol projesiyle gelişmiş bir ilişki değil. Çok eskiye dayanan bir ilişkileri var ve yıllar boyunca bu ilişki gelişmiş, stratejik ortaklığa dönüşmüş ve Pakistan'ın hemen hemen her siyasi hayatın her döneminde Çin bir şekilde var. Ve bugün gelinen noktada kuşak ve yolun o bölgedeki en önemli ortağı Pakistan. Özellikle Çin-Pakistan ekonomik koridoru önemli. Çünkü gelecek olan enerjinin bir şekilde boru hatlarıyla Gwadar limanından Çin'in özellikle Uygur Özel Bölgesi'ne taşınması, burada rafinerilerle oraya gönderilmesi, yani bir şekilde Malaka Boğazı'nın Güney Çin Denizi'nin bir şekilde devre dışı bırakılması, onun yanında demir yolu, karayolu gibi birçok projenin olması ve Gwadar'ın bir şekilde Çin Donanması tarafından kullanılabilir hale getirilmesi, bütün bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nin Pasifik Stratejisine negatif etkileri var. Ancak Sonbahar ayında işler değişti. Amerika gitti, AUKUS'u kurdu. Yeni bir askeri pakt Asya'da. Kimle Avustralya, Amerika ve İngiltere. Şimdi ve Avustralya'yı bir gecede nükleer güç yaptılar değil mi? Nükleer denizaltı verildi. Hindistan bu noktada itirazları oldu Hindistan'ın. Çünkü bir bu sistemin kendisini bypass edip devre dışı bırakıp bunun yapılmasına Hindistan biraz itiraz etti. İkincisi nükleer güç haline getirilmesi Avustralya'nın. Buna dediler ki Anglofon ülkelerle bir işbirliği yapıyoruz İngilizce konuşan. E Hindistan dedi biz de İngilizce konuşuyoruz. Biliyorsunuz Fransa da buna çok tepki göstermişti. Çok fazla ileri gitmeyeceğim ama zaman yok. Dolayısıyla burada AUKUS'un kurulması Hindistan'ın da İn Pasifik stratejisinden yavaş yavaş makas değiştirmesini daha da somutlaştırır hale geldi. Çünkü Hindistan hiçbir zaman Amerika'ya o bölgede güvenmedi. Rusya'yla tarihsel işleri var. Şunu unutmayalım. Evet Çin'le anlaşmazlıkları var ama Nehru döneminden itibaren Çin'le de çok stratejik ilişkileri var Hindistan'ın. Bağlantılar hareketinde var, orada var, burada var. Sonuç olarak burada Pakistan, Amerika'nın yeni hesaplamalarında, jeopolitik hesaplamalarında Pakistan şu anda Amerika için çok önemli, kıymetli bir değer. Yani Amerikalılar şunu diyor, siz Rusya ekseni olarak, Rus-Çin ekseni olarak benden Hindistan'ı kopardınız, aldınız. Ben de misilleme olarak sizden Pakistan'ı koparacağım diyor. Şimdi bunu nasıl yapacak? İşte müdahaleye başladı. En azından İmran Han biraz direndi deniyor. Ama bunu önümüzdeki günlerde daha net göreceğiz. Pakistan'dan istediğini alabilecek ama şu ifade önemli. Pakistan affedilecek. Bu ne demek? Bunu yaparsanız Pakistan'ın hayal edemeyeceği bir noktaya getireceğiz. O halde Hindistan'la Pakistan arasında ilişkiler ne olacak? Keşmir meselesi ne olacak? Rusya'yla Pakistan aynı eksende birleşebilir mi? Çünkü bakın Şangay İşbirliği Örgütü'nde beraberler. Evet ama Şangay İşbirliği Örgütü'nde de eksenler var. Bir tarafta Rusya ekseni var bir tarafta Çin ekseni var. Dolayısıyla Pakistan Çin ekseni tarafında. Ve Rusya ile Pakistan arasında çok e, dillendirilmese de Afganistan'ın işgali sürecinden bir kan davası var. Yani çok kolay da Pakistan'la Rusya bir eksene gelir mi? Bu Amerikalılar bunu diyor gelmemesi lazım. Ama şimdi öyle bir şey ki Ukrayna Savaşı'nda gördük. Kodlar değişti. Her şey değişiyor. Dolayısıyla buradaki mesele onun için ben biraz önce ilk konuşmamda şunu söyledim. Ukrayna Savaşı penceresinden bakarsak bambaşka bir tablo ortaya çıkıyor. Çünkü bu pencerede Biden hemen NATO toplantısı öncesi Washington'da yaptığı bir açıklama var iş insanlarıyla bir araya geldiğinde. Yeni diyor bir dünya kurulmakta, yeni bir dünya düzeni gelmekte diyor. Bakın iki defa bir Amerikan başkanı yeni dünya düzeninin geldiğini kabul ediyor. Aynı zamanda dolaylı olarak kendi kurduğu dünya düzeninin bittiğini de itiraf ediyor. Ne dedi Biden? O yeni gelmekte olan dünya düzeninin de liderliğini biz yapmalıyız. Bakın mücadele bu. Şu anda Ukrayna'daki mücadelede bu. Pakistan'da da bu. Kazakistan'daki nabız yoklaması da buydu. Bakın dikkat edin. Kazakistan'daki nabız yoklaması da buydu. Devamı gelecek mi? Gelecek. Bence daha Amerika Birleşik Devletleri Afganistan meselesi üzerinde ikinci perdeyi o, oynamadı. O, o noktayı görmemiz lazım. Bakın Hint Pasifik stratejisinin geçerli olması için, yaşaması için en önemli hayati nokta bir kere Karasal Asya'da da bir hakimiyet kurması gerekiyor Amerika'nın. Yani sadece kıyıdan Hint Pasifik stratejisiyle Asya'da bir jeopolitik eksen Amerika oluşturamaz. Karadaki Asya'ya da hükmetmesi lazım. Ortaklıklar kurması lazım. Bu noktada Pakistan çok uzun süre Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejik ortağıydı. Şimdi düşünün Pakistan olmadığı zaman kimle yapacak? İran'la mı yapacak? Rusya'yla, Çin'le, Orta Asya devletleriyle mi? Onun için bu noktada önemli. Onun için Amerika'nın Karadeniz stratejisi önemli. Gürcistan önemli. Oradan Kafkaslardan Hazar havzası önemli. Azerbaycan önemli. Bakın Türkiye, Afganistan, e, Pakistan ve e, Azerbaycan bir millet, üç devlet diye aralarındaki ilişki Karabağ Savaşı'ndan sonra böyle tanımladılar. Şimdi bir blok bu. Yani gayri resmi bir blok olarak ortaya çıkıyor. Şimdi düşünün bu blokta Türkiye'yi bir tarafa bırakırsanız Azerbaycan'da, Pakistan'da, Rusya'nın Ukrayna Savaşı'ndaki e, hamlesini dolaylı olarak Amerika'nın şeyiyle söylüyorum değerlendirmesi destekliyor. Çekimsel kalmakla bunu yaptı. Savaşın ilk gününde evet İmran Han oradaydı. İlk günü kim vardı? Aliyev oradaydı. Çünkü Rusya ile bir ittifak anlaşması yapıp hemen güney kanadını e, koruma altına aldı. Dolayısıyla biraz önce de söylediğim gibi evet Pakistan'ın iç gelişmeleri var. Amerika Birleşik Devletleri Blinken çıktı dedi ki biz darbelere destek vermiyoruz. Müdahalelere destek vermiyoruz. Niye? Ekonomik nedenden dolayı çok maliyetli. Yani ahlakilikten dem vurmuyor. Ahlaki değildir demiyor. Ekonomik olarak. Fakat bu bilindik tamam askeri darbeler şu bu ama toplumsal, siyasal, ekonomik mühendislik üzerinden müdahaleler ki bunu görüyoruz şu anda yaşanıyor. Dünyanın dört bir yanında var. Türkiye bile bundan muzdarip. Bu Dolayısıyla burada artık Pakistan'da farklı bir yol izliyor. Şimdi siz buna renkli devrim girişimi diyebilirsiniz. İşte bakın Macaristan'da bir versiyonunu gördük. Yani onun için ben diyorum ki Ukrayna Savaşı'yla Pakistan ikiz kardeş, Kırgızistan, şey, Kazakistan ikiz kardeş, Macaristan ikiz kardeş. Bu daha bakmayın yani ben bunun içine F-16'ların verilmesine kadar da götürebiliriz bu işi. Yani neyse fazla konuyu dağıtmayalım ama şunu anlatmak istiyorum. Yani Pakistan'daki yaşanan evet bir, iç dinamiklerinden kaynaklanıyor ama iki, dış dinamik daha kuvvetli çünkü... Yani velev ki Amerika böyle bir tehditte bulunmamış olsun. Bugün bulunmadıysa bir ay sonra bunu yapmak zorunda. Pakistan'ı yanına almak zorunda. Çünkü o eksenin içinde tek yanına çekebileceği ülke Pakistan. Amerika Hindistan'ı da çekemedi. Bakın şu anda Hindistan üzerine ne tür bir yaptırım getiririz diye Amerika'da kafa patlatıyorlar. Bir türlü içinden çıkamadılar. S-400 üzerinden mi yürüsek diyorlar. Başka bir noktada Çünkü artık Amerika... Hint Pasifik ve Asya Pasifik'i değerlendirirken Hindistan'ın müttefikler içerisinde saymıyor. Burada bir nokta daha söyleyelim. Bakın Japonya'nın da son zamanda bir nükleer silah arayışı var. Japonya'da da önemli bir kıpırdanma var. Yani bu eksenin batı ucunu anlatırken doğu ucunu unutmayalım. Ve burada bir de İran faktörü var. İran ne yapacak? süre giren bir nükleer görüşmeler var. İran'ın safı zaten Şangay İşbirliği Örgütü'ne tam üyelik kabul edildi sonbaharda e, İran'ın safı 3 aşağı beş yukarı belli. E, bu tabii Türkiye'ye nasıl yansır e, artık onda herhalde bir başka oturumda konuşacağız ama yani benim şu anda söyleyebileceğim bu. Yani Çin için ha İmran Han veya Şahpas Şerif. Çin çok fazla o kadar şeye takılmaz. Çin yine de ticaretine ilişkilerine bakar. Türkiye için de öyle. Yani daha çok geleneksel ilişkiler üzerine sağlam kurulduğu için iktidarların da çoğunluğu bu iki ülkeyle çalışıyor. Yani Türkiye'nin de çalışırlar. Çin'le de çalıştılar. İmran Han gelirken Çin'le biraz soğuk bir şey yansıttı 2018'de ama geri gelmez. Daha da derinleştirdi. Türkiye ile ilgili son şunu söyleyeyim müsaade ederseniz. Bakın 2020'de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin-Pakistan ekonomik koridoruna Türkiye'nin katılma isteğini söyledi. Ve bu Pakistan tarafından memnuniyetle karşıladı. Hemen ardından Çin de memnuniyetle karşıladı bunu. Şimdi bakın hemen ardından işte geçtiğimiz aylarda İstanbul, Tahran, İslamabad demir yolu açıldı. Bu muazzam önemli bir proje. Bu İran'ı da bu işbirliği sürecinin içine getiriyor ve bununla İslamabad'a gidiyorsunuz İstanbul'dan. Oradan bu Pakistan Milli Demir Yoluna bağlanıp Gwadar Limanı'na kadar gidecek. Yani İstanbul'u Hint Okyanusu'na bağlayacak. Şimdi onun için Amerika Birleşik Devletleri buradaki yeni oluşumları görüyor. En azından kendi kontrolünde bir oluşum olmasını istiyor. Yani siz İstanbul'u Hint Okyanusu'na, Hint Okyanusu'na İstanbul'a ve Avrupa'ya bağlarsanız karayolu üzerinden ve bunun ortasına İran'ı getirirseniz ha o zaman burada istikrarsızlaştıracağı ülkeler ve hükümetleri deliyle de seçmeye başlar Amerika. Bu bağlamda şu anda sessizde kalan Taliban ve Afganistan önemli rol oynayacak. Bir başka belki provokasyon alanı da Keşmir olabilir. Bu bağlamda Hindistanla Pakistan'ı karşı karşıya getirme bağlamında Amerika'nın ikinci bir hamlesi olabilir. Bunu da bekleyip göreceğiz. Evet Selin hocam çok güzel bir bölge ve küresel e, e, ittifakları ve küresel e, ve bölgesel e, çatışma noktalarını e, bizlere e, ifade ettiniz. Teşekkür ederiz. Evet ikinci konuşmacımız e, Mehmet Öztürk hocam buyurun. Teşekkür ediyorum e, Cemal Bey. Şimdi ikinci bölümde müsaade ederseniz e, ABD, Çin, Rusya küresel güçlerin Pakistan siyasi tarihi üzerindeki etkileri nelerdir? Güncel olaylara yorumlar mısınız? Türkiye-Pakistan ilişkileri yeni kurulacak hükümetten sonra olumsuz nasıl etkilenir? Yani ikisi de e, uzun konular. Şu saatimizde kuralım, e, vaktimizi aşmamak e, açısına başlattım. E, şimdi buradaki e, mektup meselenine e, bir dönmek istiyorum ben. Mektup meselesi şöyle, yanlış anlaşılmasın, Amerika Birleşik Devletleri tarafından gönderilen bir mektup yok. Bu mektup denilen şey, e, Pakistan'ın Amerika'daki o dönemki büyük elçisinin e, ABD ee, Güney ve Orta Asya sorumlusu Donald Louis ile yaptığı konuşmanın tutanaklarının Pakistan'ın ABD Büyükelçisi tarafından diplomatik bir mektup olarak gönderilmesi. Mektup o. Yani e, Pakistan Pakistan Büyükelçisi'nden Pakistan Dışişleri Bakanlığı'na gönderilen bir gizli mektup. E, orada söylenen de eğer e, bu güvensizlik oylaması ee, başarılı olmazsa Pakistan sıkıntıya girer. Eğer başarılı olursa biz Pakistan'ı affederiz şeklinde. Ama e, dışarıdan yabancı fonla hükümetin değiştirilmesi meselesiyle ilgili ortaya konulmuş bir şey yok. Yani bunu e, tabi ispat etmeleri de zor. Hani İngilizce horse trading diyorlar. O güneş motel e, örneğini verdim. E, çünkü hem koalisyon ortaklarını ayırdılar, hem de e, İmran Han'ın elinden kendi milletvekillerini çekip aldılar. Böylece e, İmran Han çoğunluğu kaybetti e, ve hükümetten düştü. E, bunu e, açıklamış olalım. E, meselenin ikinci tarafıyla ilgili isterseniz vaktim yeter yetmez onu bilmiyorum ama onunla ilgili e, biraz konuşayım. Eğer vakit bulursam işin diğer tarafıyla ilgili de e, konuşmak isterim. E, Türkiye ve Pakistan ilişkileri e, tarihi olarak aslında bunu Türkiye ve Hindistan Müslümanları ilişkileri şeklinde e, söylemek lazım. Çünkü e, Türkiye'nin Hint e, yarımadası ya da e, siyasi tabiriyle Hint alt kıtasıyla ilişkileri Pakistan tarihinin öncesine dayanıyor. Pakistan genç bir devlet. 14 Ağustos 1947 kuruluşu. Ama onun öncesi de var. Diğer taraftan Hindistan'da belki Pakistan'daki nüfus kadar bir Müslüman nüfus var. Bunu da unutmamak gerekiyor. Her ne kadar e, Pakistan'ın Keşmir meselesindeki e, en önemli destekçisi Türkiye'dir. E, yani bunu... Ee, Sayın Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler'de iki sene önce zannediyorum e, desteğini çok sert bir şekilde e, dile getirmişti. Bundan sonra da zaten Türkiye ile Hindistan ilişkileri bir kriz e, dönemine e, girdi. Yani oradaki e, Müslümanlar da unutmamak gerekiyor ama e, Türkiye ile Pakistan'ın diplomatik ilişkileri, e, siyasi ilişkileri yani üst düzey ilişkiler olarak ifade edelim. E, hep iyi gitti. Bu yani e, rejimler demeyelim de hükümetlerin değişmesiyle aradaki ilişkiler değişmedi. E, yani orada da burada da hükümetler değişse iki ülkenin ilişkileri e, hiçbir zaman değişmedi. Hatta mesela Butto'nun e, idam edilmesi meselesinde Türkiye'nin araya girip Butto'nun Türkiye'ye gönderilmesiyle ilgili arabuluculuk yaptığı da söylenir. Dolayısıyla kim gelirse gelsin, bu İmran Han olabilir, Şahbaz Şerif olabilir veya ileriki dönemde Nevas Şerif olabilir. Seçimler yapıldığında muhtemelen o da devreye girecektir ve başbakan adayı o olacaktır. Pakistan Müslüman Birliği'nin. Türkiye ile ilişkiler değişmeyecektir. Tabii bizim gönlümüzde yatan, hani Pakistan'da da bulunmuş birisi olarak İki ülke arasındaki halktan halka ilişkilerin ve diğer e, ilişkilerin geliştirilmesi yoksa bizim yani son dönemde e, yani bilgim yok ama zannettiğim kadarıyla ordu içerisindeki yani ordular arasındaki ilişkiler de e, gelişiyor e, yani birbirleriyle e, bazı eksik noktalarını iki ordu e, tamamlıyorlar e, bunu da unutmamak gerekiyor. Ee, ama diplomatik ilişkilerimiz her zaman iyidir. Ee, çok olağanüstü bir şey olmazsa ilişkiler böylece e, devam edecektir. Ee, hükümet yeniden hükümet kurulması meselesine gelince e, bugün e, millet meclisi hem e, İmran Han tarafından hem de e, bu e, Birleşik Muhalefet tarafından ki e, adayları Nevas Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif adaylığını kabul etti. Hem de İmran Han'ın partisinden Pakistan Adalet Hareketi'nden eski Dışişleri Bakanı Kureyşi'nin adaylığını kabul etti. Dolayısıyla yarın iki tane aday olacak. Bu adaylardan tabi İmran Han'ın mecliste yeterli sayısı olmadığı için eğer son dakikada bir sürpriz daha yaşanmaz ise Şahbaz Şerif ülkenin başbakanı olarak gündeme gelecektir. Ee, tabii e, parçalı bölüklü e, parçalı bölük bir e, ittifak var. Şimdi Imran söylediği çok önemli bir e, 27 Mart'ta yaptığı konuşmada bir nokta var. Orada dedi ki e, eğer Pakistan tarihine şöyle biraz e, filmi geriye sarıp e, bakacak olursak Zulfikar Ali Butto'yu düşürenler e, e, Tehriki Mustafa dedikleri. Mustafa Hareketi yani Peygamber Efendimiz'in isminden de e, mülhem bir hareketle Zülfikar Ali Butto'yu düşürdüler. E, darbe im e, fırsatı oldu. Darbe yapıldı. Darbeden sonra da Zülfikar Ali Butto e, asılarak idam edildi. Yani bir siyasi muhalefinin babasını öldürme suçuyla e, Şimdi diyor ki e, maktulle katil bir arada. Bu önemli bir tespit. Yani bunlar diyor evet bugün bir aradalar ama e, maktulle katil bir arada diyor. Yani Zülfikar Ali Butto'yu öldürenlerle e, Zülfikar Ali Butto'nun e, yakınları ki bundan e, Zülfikar Ali Butto'nun e, şüphesiz torununu kastediyor ve damadı e, Asif Ali Zerdari'yi kastediyor. Böyle bir durum var. E, iki tane Pakistan'ın e, geleneksel olarak e, ulusal çapta etkisi olan partisi bir araya gelmiş durumda. Bunları tabi hanedanlık olarak da nitelemek mümkün. Pakistan siyaseti içerisinde. Çünkü gerek Müslümlik gerekse de Pakistan Halk Partisi bunlar birer hanedanlık partileri. Yani Şahbaz Şerif gidiyor. Kızı Meryem Neva Şerif geliyor. Veya kardeşi Şahbaz Şerif geliyor. Veya işte Şahbaz Şerif'in oğlu Hamza ee, Şahbaz Şerif geliyor. Diğer taraftan e, Zülfikar Ali Butto vefat ediyor veya idam ediliyor. Yerine Binezir Butto geliyor. Binezir Butto öldürülüyor. Yerine e, kocası geliyor, kızı geliyor veya anneleri geliyor. Bunlar hanedanlık partileri. E, tabii şunu da parantez içerisinde burada söylemek gerekiyor. İmran Han'ın partisi e, bu tür bir hanedanlık değil. Yani ve onlar arasında sıyrılıp çıkarak e, ulusal çapta etkili olmuş bir parti e, Dolayısıyla eğer yani bu son e, 8 Mart'tan bu tarafa yaşananlar üzerine anayasa dışına çıkmaktan dolayı e, İmran Han ve etrafındaki e, Elit e, bir şekilde iş başına e, gelecek olan hükümet tarafından e, siyasi e, rol oynamaktan mahrum edilmezse ee, İmran Han bir siyasi güç olarak var. Yani yeni hükümet kurulacak ama İmran Han güçlü bir muhalefet olarak kalacak. Ee, tabii dediğim gibi e, e, yeni kurulacak hükümet her ne kadar dün Şahbaz Şerif'in e, oylamadan sonra yaptığı açıklama vardı. Biz intikam peşinde değiliz. E, kimseye haksızlık yapmayacağız. Kimseye hapise gönderme niyetimiz yok şeklinde. E, ancak e, bu e, sistem ee, zannediyorum ki işleyecektir çünkü İmran Han e, muhalefetle yapıcı bir ilişki geliştirmekte başarısız oldu. Yani bugünkü iktidardan düşmesinin nedenlerinden bir tanesi de bu. E, dolayısıyla yarından itibaren e, parçalı bölüklü bir e, muhal e, koalisyonun yönettiği ve e, ülkenin kilit noktalarının bunlar tarafından paylaşıldığı bir hükümet göreceğiz. Dolayısıyla seçimlerde zaten fazla bir şey yok. Belki bir geçici hükümet gibi gözükecek ama siyasi kıyımları da belki müşahede etmemiz mümkün olacak. Tabii bunlar iç siyasetle ilgili şeyler ama Türkiye tarafına baktığımızda Türkiye ile ilişkilerde ben herhangi bir büyük oranda bozulma beklemiyorum. Vaktimi doldurdum ama şunu söyleyeyim kısaca. Ee, Afganistan'da Sovyetler Birliği'nin yenilmesinden sonraki bu yenilgide Pakistan'ın büyük e, etkisi vardır. Daha doğrusu şöyle ifade edelim. Ee, Pakistan istihbaratıyla Amerikan istihbaratının e, büyük e, etkisi e, vardır. E, Afganistan'da Sovyetler Birliği'nin başarısız olup çekilmesi sonrasında Amerika Birleşik Devletleri Çin'i, Pakistan'ı adeta Çin tarafına itmiştir. Çin'le Pakistan'ın ilişkileri hani İngilizce time tested dediğimiz yani kış görmüş, yaz görmüş ama iyi ilişkilerdir. Pakistan ve Çin stratejik ortaklardır. Dolayısıyla bu ortaklık devam edecektir. Amerika belki de Pakistan'ı o dönemden Çin'e doğru ittirmesinin bugün e, e, cezasını çekmektedir e, Pakistan'a tekrar dönmesi e, yani büyük e, sıkıntıları e, beraberinde getirecektir e, bunu söyleyelim e, Amerika Birleşik Devletleri e, yani Asya- Pasifik e, politikası içerisinde Hinle Hint Hindistan'la iş tutmayı öncelemiştir bunu ulusal güvenlik e, belgelerine de yansıtmıştır. Hatta ulusal güvenlik belgesinde Hindistan'ın ismini geçirmiştir. Dolayısıyla Hindistan'ı hiçbir şekilde küstürmek istemeyecektir. Ama Pakistan'la da bu şekilde oynamaya devam edecektir diyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, değerli hocam biz teşekkür ederiz. Pakistan'ın siyasal iç dinamiklerini tarihten tarih sürecinden bugüne güzel bir şekilde bizlere aktardınız. E, Aksan iç siyasi dinamiklerin e, küresel ve uluslararası iş e, siyasal e, çatışmalar ve birlikteleri e, oldukça güzel bir şekilde ifade ettiniz. Evet e, üçüncü konuşmacımız Gökhan Göçmen bey buyurun. E, teşekkür ediyorum. E, ben de e, ne yazık ki İmran Han e, ve partisi üzerindeki e, siyasi baskının ve hesaplaşmaların e, giderek e, artacağını düşünenlerdenim. E, her ne kadar Şahbaz Şerif muhtemel geçici başbakan böyle bir niyet peşinde olmadığını söylese de İmran hala İmran Han hala Pakistan siyasetinde önemli bir yer tutuyor. Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi de ülkedeki geniş ABD karşıtlığını arkasına alması ve bununla birlikte başarısızlığını da perdeleyebilecek daha diyorum yani bunu da ekliyorum bir dış düşman yaratabilmesi. Ülkede büyük sorun Bunlar var. Artan enflasyon, yolsuzluk vesaire bunların hepsi e, gündemdeydi. E, İmran, Han, İmran Han öyle bir hamle yaptı ki artık e, Pakistan'da bunlar konuşulmuyor. Tamamen e, dış destekli bir komplodan e, bahsediliyor. İmran Han'ın taraftarları da e, buna oldukça destek veriyor. Sosyal medyaya da yansımış durumda. E, İmran Han da yaptığı konuşmada 1947'de bağımsızlıklarını kazandıklarını ancak bugün bir ikinci adeta bağımsız savaşına ihtiyaç duyduklarını e, dış destekli komploya karşı söyledi e, Dolayısıyla e, rakipleri İmran Han'ın e, ve partisinin üzerine gitmeye devam edecektir Ordu da keza öyle bir tarafsızlık e, açıklamasında bulundu fakat e, şunu da hatırlayalım daha önce İmran Han yaptığı bir konuşmada e, tarafsızlık kelimesinin e, gerçekten e, Pakistan siyasetinde bir tarafsızlığı ifade etmediğini söylemiş ve e, hatta e, kötü ifadelerle ancak e, domuzlar e, taraf, tuta, taraf tutmaz gibi bir e, sanıyorum bir ifadede bulunmuştu. E, dolayısıyla yani ordunun tarafsızlığı da, Pakistan siyasetinde bir taraf tutmanın sinyali olarak okunabilir. Geçici bir başbakanlıkla bir teknokrat hükümetiyle seçimlere gitmeyi istiyordu. Muhalefet İmran Han'ın iktidarda olmadığı bir senaryoyu arzuluyordu. Bunu ele geçirdi, bunu tamamladı. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar sonrasında fakat neticede yeni bir hükümet kurulacak. Dolayısıyla İmran Han üzerinde tam sağ pres uygulamaya devam edecektir. Şimdi özellikle Çalıştığım alan Çin olduğu için Pakistan ve Çin ilişkilerine biraz değinmek isterim. Elbette iki ülkenin birbirini diplomatik olarak tanımasından itibaren bahsetmeyeceğim. Fakat aktörler üzerinden gitmek istiyorum geçici başbakan Şahbaz Şerif olacak ve diğer önemli aktör de Butto olacak. İki aktörün de aslında tahmin edilenin aksine İmran Han'dan belki de daha fazla Çin'le yakın bağları var. Hatta öyle ki Şahbaz Şerif İmran Han'ı Çin'in güvenini kırmakla suçluyordu. Çünkü Pakistan-Çin ekonomik koridoru son yıllarda gerek ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik durum gerekse yeni tip koronavirüs dolayısıyla biraz duraksamaya gitmişti ve Şahbaz Şerif eleştiriyordu. Yani burada bu büyük projenin durmasından dolayı İmran Han'ı suçluyordu. Şunu da hatırlatmak istiyorum, Pakistan-Çin ekonomik koridoru İmran Han döneminde değil Şah Şahbaz Şerif döneminde e, başlamıştı 2018'de. Aynı yıl e, İmran Han geldi. E, va, e, yerelde yerelde yöneticilik yaptığı zaman Şahbaz Şerif'in yine Çin'le e, köklü ilişkileri vardı. E, gerçekten de Çin ve Pakistan arasındaki e, dostluk ilişkiler e, sadece İmran Han dönemine Aitmiş gibi e, algılanamaz çok köklü ve zaman içerisinde test edilmiş taraflar birbirlerini demirden dost olarak e, tanımlıyorlar ve deyim yerindeyse Pakistan siyasetindeki yarış e, aslında e, Çin'le en iyi dostluğu kim kurarız? temelinde gerçekleşiyor ki bugün Çin'in Global Times gazetesi de bunu söyledi. Eğer Amerika'nın planı Pakistan'ı bizim yanımızdan koparmaksa bu ümitsiz bir eylemdir, beyhude bir eylemdir. Çünkü Pakistan'daki tüm siyasi aktörlerin Çinle ilişkisi var ve eğer aralarında bir yarış varsa. Çin ile iyi ilişkileri kimin kurabileceği üzerine bir yarıştır bu dedi. Hakikaten de biraz önce bahsettiğim gibi sahada da bunun yansımalarını görüyoruz. Örneğin Çin Komünist Partisi'nin 100. yılı vesilesiyle 2021'de bir etkinlik düzenlendi. Bu etkinliğe hem şahbaz Şerif hem Butto mesaj gönderdi. Şahbaz Şerif şunu söyledi: Bugün Çin'in dış politikası, uluslararası siyasette rasyonel bir yeri temsil ediyor dedi ve Çin'in dış politikada sunduğu insanlığın ortak kaderi kavramı da Pakistan açısından önemlidir diye bahsetti. Bununla birlikte bir başka konuşmasında şunu söyledi yine Şahbaz Şerif: müstakbel başbakan diyelim, ee, Pakistan Çinlilerin ikinci evidir, ee, Çin de Pakistanlıların ikinci evidir diye bahsetti. Ee, yine Butto'dan bahsedebiliriz. Butto'da e, büyük e, atalarına artık söyleyerek Çin ve e, Pakistan arasındaki e, ilişkilerin aslında e, Butto döneminde başladıklarını zannediyorum. Zülfikar Ali Butto, Butto döneminde başlamıştı tabii Mao'yla e, görüşmeleri. Bundan e, bahsederek e, aslında... Pakistan'daki Çin ile dostluğun temellerinin Butto ailesi tarafından atıldığını söylüyor. Yani o da bir taraftan Çin'le en iyi dostluğu ben kurarım diyor. Hatırlayacak olursanız Pakistan-Çin ekonomik koridorunun inşaatlarına bir iki defa terör eylemi düzenlenmişti ve terör eyleminden sonra da Bilawal Butto şunu söyledi. Çinlilerin kaygılarını gideremiyorsunuz ve verdiğiniz beyanatlarla söylediğiniz sözlerle de Çin Çinlilerin duygularını incitiyorsunuz. Dolayısıyla aslında Çin açısından biraz daha bekle gör siyaseti daha uygun gibi gözüküyor bana. Çünkü tüm aktörler neredeyse hemen hemen tüm aktörler Çin ile iyi ilişkilerini korumak, Çin ile ekonomik ilişkilere devam etmek üzerine bir siyaset belirlemiş durumdalar. Peki o halde Amerika neyi murad ediyor olabilir? Yani bugün bizim burada konuştuğumuz noktalar, başlıklar hemen hemen Washington'da da tahmin ediliyordur. Çok daha fazlası istihbarat belgelerine dayandırılarak konuşuluyordur. Benim tahminim burada aslında Pakistan, Çin ve Hindistan üçgenine dönük bir hamle yapılabileceği yönünde. Şimdi bu iki ülke yani Pakistan ve Çin'in dostluğundan bahsettik. Taraflar, tüm aktörler, Pakistan'daki tüm aktörler Çin'le iyi ilişkiler kurmak istiyordu. İmran Han da bunlardan bir tanesiydi. Fakat İmran Han'ı diğer rakiplerinden ayıran bir özelliği vardı. Bu özellikle Ukrayna krizi sırasında ortaya çıktı. Bu üç ülkenin arasında biz bir yakınlaşma gördük. Nasıl bir yakınlaşma gördük? Üç ülkede gerçekten e, Rusya'yı doğrudan kınamadılar. E, Hindistan, e, Pakistan, İmran Han e, biliyorsunuz ilk defa mektup almadı. Bir mektup da yine e, İslamabad'daki e, Büyükelçiler, Batılı Büyükelçiler bir araya gelip deyimlerinde ise bir ultimatum verdiler. E, kınayın e, Moskova yönetimini diye. Biz köle değiliz dedi. İmran Han elinin tersiyle itti. Hindistan burada aslında e, bir e, sürpriz demeyelim aslında eskiden beri Soğuk Savaş döneminden beri Rusya ile sıkı ilişkileri vardı ama e, bu sefer bir meydan okurcasına e, Rusya ile bir ticaret anlaşması, bir enerji anlaşması e, imzaladı. İmran Han şöyle söyledi, e, Pakistan'la e, olan tüm ihtilaflarına e, rağmen e, Modi yönetimi halkını düşünen ve bağımsızlıkçı bir karar vermiştir dedi. E, bu bütün bu gelişmeler Çin'de de izleniyordu ki e, sınır çatışmasından mı? yani iki yıldan iki yıl önceki gerçekleşen sınır çatışmasından bu yana ilk kez e, Banki Hindistan'a gitti. Pakistan'ın ardından Hindistan'a gitti. Bir parantez açıp şunu söylemek isterim. Pakistan'da bu arada bizim o ünlü Rusya konuşmasından bahsettik. Pakistan e, Kara Kuvvetleri Komutanı'nın Rusya'yı eleştirdiği konuşmasından bahsettik ve e, ordunun yöneliminden de biraz dem vurduk. Enteresan biçimde Çin Devlet Konseyi üyesi ve Dışişleri Bakanı Vanki Pakistan ziyaretinde Kara Kuvvetleri Komutanı da de görüştü. Ee, Afganistan, Pakistan ve daha sonrasında da Hindistan'a gitti. Hindistan'da şundan bahsetti: e, Hindistan ve Çin'in ve artı başka ülkelerin yer aldığı bir Asya denklemi. Kurmaktan bahsetti. Dolayısıyla aslında e, Ukrayna krizinin a, Asya'da, Asya'nın büyük ülkeleri, nükleer güçleri arasında buzları eritmeye başladığı bir döneme şahit olduk ki... E, ...İmran Han da son dönemlerde e, Hindistan ile iyi ilişkiler geliştirmek e, niyetini gizlemiyordu. E, dün İki günkü önceki konuşmasında yani Pakistan'daki mahkeme kararı açıkladıktan sonra ulusa seslendi İmran Han... Orada da Hindistan vurgusu çok önemliydi. Şunu söyledi, Amerika Birleşik Devletleri bugün Pakistan'ı bir kağıt mendil gibi kullanıp atmak istiyor. Fakat aynısını Hindistan'a yapamaz çünkü Hindistan egemen bir ülkedir dedi. Özetleyecek olursam aslında bugün Pakistan'daki tüm aktörler Çin'le ilişkiler kurmak istiyor ama Amerika'nın buradaki müdahalesi de çok sınırlı olacaktır Çin'le ilişkileri koparma anlamında ama şu üçgene müdahale etmek istiyor olabilir Pakistan... Çin ve Hindistan arasındaki son dönemdeki yakınlaşmaya ve Rusya'nın da tabii ki arkadan desteklediği dikkat çekiyorum. Lavrov son basın toplantılarından bir tanesinde şunu söyledi. Hindistan, ABD'nin Hint Pasifik'teki planlarını görüyor ve hiçbir şekilde bunun ortaya olmayacağını bizlere ilettiler. İçerisinde e, yer aldıkları Kuat platformunda da e, sadece altyapı ve insani yardım amaçlı bulunacaklar e, diyerek bahsetti. Çinliler de birik Zirvesi kapsamında e, Modi ve Şii görüşmesi üzerinde düşünüyorlar. Pakistan da bu süreci destekliyordu Amerika'nın niyeti belki bu üçgene müdahale etmek olabilir diye düşünüyorum bu arada yarın da tabii Hindistan'da 2 artı 2 ABD ve Hindistan arasında 2 artı 2 görüşmeleri olacak hem Rusya hem Çin hem de Pakistan ile ilişkilerin nereye gideceği Hindistan Hintli mevkidaşlarıyla da konuşacak bir ama izleyip görelim. Benim tahminim Çin-Pakistan ilişkilerinde ve evet, tabii ki Türkiye Mehmet Öztürk hocamız söyledi. Çok büyük kurumsal dostluklardan bahsediyoruz. Buralarda çok büyük depremler beklememek lazım ama Pakistan, Çin ve Hindistan üçgenine dikkat etmek gerekir iktidar değişiminden sonra diye düşünüyorum. Hepinize teşekkür ederim. Evet değerli hocam. Bizi Pakistan, Hindistan ve Çin ve Rusya arasındaki bölgesel ve küresel ilişkiler noktasında e, ilgilendiniz. Teşekkür ederim.